Arkadaşlar herkese merhaba. Dersimizin konusu Vorstellung, yani kendimizi tanıtmayla alakalı olacak. Bu konu önemli bir konu çünkü her yerde kendimizi tanıtmaya ihtiyaç duyuyoruz. Aynı zamanda bu konu B1 Mütli sınavının birinci bölümü. B1 Mütli sınavı 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölüm Vorstellung, yani kendimizden bahsetme. İkinci bölüm Bildbeschreibung, yani bir resmi yorumlama. Üçüncü bölüm Etwas planen, yani bir plan yapmayla alakalı. Bu konularla alakalı da derslerimiz olacak. Bugünkü dersimiz Vorstellung ile ilgili, yani kendimizi tanıtma ile ilgili olacak. Ben kendimi tanıtma cümlelerini yazdım. Kendimi kendi B1 sınavımda yaptığım tanıtmayı buraya yazdım. Buradaki sınavdan çok yüksek bir puan almıştım arkadaşlar. Umarım siz de alırsınız diye düşünüyorum. Ben dersime geçiyorum arkadaşlar. Das sagt der Prüfer oder Prüferin, yani bayan veya erkek sınav görevlisi bize şöyle söyleyecekmiş. Ne söyleyecekmiş? Diyecekmiş ki Würden Sie sich bitte vorstellen, lütfen kendinizi tanıtır mısınız diyor arkadaşlar. Veya Erzählen Sie bitte etwas über sich, yani kendinizden biraz bahseder misiniz şeklinde bize cümle söyleyecek. Daha sonra bize verilen bir kağıt var ve o kağıt içerisinde bazı kelimeler var. O kelimelere değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Genelde 6 veya 7 tane kelime oluyor bunlar. Hep aynı kelimeler genelde döner. Bunlar nelerdir? Name, yani isim. Geburtsort, doğduğumuz yer. Wohnort, yaşadığımız yer, ikamet ettiğimiz yer. Arbeit veya Beruf şeklinde gelebilir, işimiz. Familie, ailemizden bahsetmemizi isteyebilirler. Sprachen, yani konuşacağımız, konuştuğumuz dillerle alakalı soru olabilir. Hobbies, yani hobilerimiz ya da hobby, yani bir tanesi hobby, hobbies veya çoğul hobilerimiz olabilir. Veya alter, yani yaşımızla alakalı sorular gelebilir arkadaşlar. Ben kendi tanıtma cümlelerimi söylüyorum. Kendi tanıtmanızı bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ich heiße Hacamet Altıner. Ben Hacamet Altıner. Und bin am 5. Dezember 1979 in Aksaray geboren. Ben Ahmet Altıner'im ve 05.12.1979'da Aksaray'da doğdum diyorum arkadaşlar. Burada 5'te diyoruz buradaki noktaya vurgu yapmak için. 12'te demiyoruz, orada Dezember ayı söylüyoruz. Yani hangi ayda doğduysanız o ayı söylüyorsunuz. Tabii ki biliyorsunuzdur ama yılları söylerken 1979 şeklinde söylüyoruz. Yani Almanca'da o şekilde söyleniyor. Eğer 1979 şeklinde söylerseniz o zaman sayı söylemiş oluyorsunuz. Tarih söylemiş olmuyorsunuz arkadaşlar. Onun için 1979 in Aksaray geboren şeklinde doğduğum yeri belirtmiş oldum arkadaşlar. Tabii kendimizi tanıtma 3 dakika süreceği için bu uzun bir süre. Kendimizi tanıtacağımız zaman kullanacağımız belli başlı kelimeler hemen tükenebilir. Bunun için biz ne yapıyoruz? İstersek doğduğumuz yerle alakalı, yaşadığımız yerle alakalı ekstra birkaç bilgi vererek sunumumuzu çeşitlendirebiliriz, zenginleştirebiliriz. Burada olduğu gibi mesela Aksaray ist eine kleine Stadt am zentralanatolischen Gebiet und in der Nähe von Kapadokien. Aksaray küçük bir şehir, İç Anadolu bölgesinde bulunan ve Kapadokya'ya yakın olan küçük bir şehirdir şeklinde onunla alakalı bir bilgi verebilirim arkadaşlar. Siz de kendi şehrinizle alakalı, bulunduğu yerle alakalı kısa bir bilgi verebilirsiniz. Ich bin in Aksaray geblieben. Ben Aksaray'da kaldım. Bis ich 5 Jahre alt war. 5 yaşına kadar. Ben 5 yaşına kadar Aksaray'da kaldım. Bu arkadaşlar perfect hali. Biz bunu preteritumla da kullanabiliriz. Ich blieb in Aksaray bis ich 5 Jahre alt war. Ben 5 yaşına kadar Aksaray'da kaldım şeklinde de kullanabiliriz. Malumunuz bleiben fiili sein ile kullanıldığı için burada bin kullandık. Bleiben istisnaydı. Normalde hareket bildiren fiiller sein ile kullanılırdı ama bleiben fiili bunlardan istisna olduğu için bin ile kullandım. Dann sind wir nach Istanbul gezogen. Daha sonra İstanbul'a taşındım. Ich habe immer in Istanbul gelip bis ich nach Deutschland gekommen bin. Yani bu da güzel bir cümle. Bunu sunumunuzda kesin kullanmanızı tavsiye ederim. Buna benzer bir cümleyi. Bakın bisli bir cümle, yan cümleli. Yani diyorum ki ben daima İstanbul'da yaşadım ta ki Almanya'ya gelene kadar. Yani Almanya'ya gelene kadar hep İstanbul'da yaşadım diyoruz. Siz İzmir'de yaşamışsanız ne diyeceksiniz? Ich habe immer in İzmir gelebt. Bis ich nach Deutschland gekommen bin. Ben daima İzmir'de kaldım. Almanya'ya gelene kadar şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul ist die größte Stadt in der Türkei. Yani bakın gene İstanbul'la alakalı kısa bir bilgi veriyorum. İstanbul Türkiye'nin en büyük şehridir diyorum. Dort leben circa 20 Millionen Menschen. Orada yaklaşık olarak 20 milyon insan yaşar. Buradaki circa ifadesi yani yaklaşık olarak manasına geliyor. Ich bin auf das
Bakırköy Gimnazyum Gegangen, ben Bakırköy Gimnazyum Bakırköy Lisesi'ne gittim şeklinde söylüyorum arkadaşlar. Bakın sum yazdım, hususi olarak üzerine çarpı koydum. Neden? Çünkü bu çokça yapılan bir hata. Bu hatayı özel olarak vurgulamak istedim. Ich bin sum Bakırköy Gimnazyum Gegangen diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü gimnazyum auf la kullanılır. Daima auf la kullanılır. Onun için gimnazyuma, liseye gittiğinizi söylerken ich bin auf das, bunun da kısaltması aufs Bakırköy Gimnazyum Gegangen şeklinde söyleyebilirim, söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Nach dem Gymnasium habe ich, bakın nach dem Gymnasium, yani hep ich bin, ich habe gibi cümlelerle başlamıyoruz. Ne yapıyoruz? Devrik cümle yapıyoruz bazen. Burada olduğu gibi ne yaptık? Nach dem Gymnasium, gymnasiumdan sonra habe ich 5 Jahre in Istanbul an der Marmara Üniversität Theologie studiert. Yani 5 yıllık Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini okudum diyoruz. Nach der Universität, üniversiteden sonra war ich ein Lehrer, öğretmen oldum diyoruz. Nach einem Jahr, bir yıl sonra da habe ich in Aksaray geheiratet, ben Aksaray'da evlendim. Meine Frau ist meine Verwandten, benim eşim benim akrabam olmaktadır diye ekstra belirttim. Und ist in Aksaray geboren, yani benim eşim benim akrabam ve o da Aksaray'da doğdu şeklinde söylüyorum. Nach der Hochzeit sind wir nach Istanbul gegangen, düğünden sonra İstanbul'a geldik. In Istanbul habe ich einer privaten Schule 5 sene yarelang gearbeitet. In Istanbul, İstanbul'da habe ich einer privaten Schule 5 sene yarelang gearbeitet. İstanbul'da 15 yıl boyunca özel bir okulda çalıştım şeklinde söylüyoruz. Wie schon gesagt. Burada güzel, hoş bir kalıp var. Wie schon gesagt. Zaten söylemiştim size manasına geliyor. Wie schon gesagt. Zaten söylemiştim. Bin ich verheiratet. Yani evli olduğumu zaten söylemiştim size. Meine Frau heißt Şirin. Bakın ailemle ilgili bilgi vereceğim. Ne yapıyorum? Ona güzel bir geçiş yapıyorum. Zaten evli olduğumu söylemiştim. Eşimin adı Şirin şeklinde geçiş yapıyorum arkadaşlar. Meine Frau heißt Şirin. Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Bizim bir oğlumuz ve bir kızımız var. Mein Sohn heißt Ahmet Talha und er ist 12 Jahre alt. Meine Tochter heißt Saniye Cemre und sie ist 16 Jahre alt. O da 16 yaşında diye onlarla alakalı bilgi veriyorum. Ich mag mit ihnen spielen. Ben onlarla oynamayı seviyorum. Manchmal gehe ich mit ihnen spazieren und auf den Spielplatz. Biz onlarla bazen gezmeye ve oyun alanlarına gidiyoruz. Wir wohnen in Gümünd. Wir leben in Gümünd şeklinde de kullanabilirsiniz. Biz Gümünd şehrinde yaşıyoruz. Şöbüş Gümünd, Stuttgart'a yakın bir yerde yaşıyoruz biz. Pek duyulmuş bir şehir değil ama güzel bir şehir. Wir wohnen in Şöbüş Gümünd. Biz Şöbüş Gümünd'de yaşıyoruz. Meine Eltern leben in der Türkei. Benim ailem Türkiye'de yaşıyorlar. Ebeveynlerim, yani anne babam Türkiye'de yaşıyorlar. Ya da in Aksaray'da diyebilirsiniz arkadaşlar. Aksaray'da yaşıyorlar. Mein Vater ist Rentner. Benim babam emekli. Und 70 Jahre alt, 70 yaşında. Meine Mutter ist Hausfrau, benim annem ev kadını. Und 65 Jahre alt, o da 65 yaşındadır. Ich habe drei Brüder, benim 3 tane erkek kardeşim var. Und zwei Schwestern, 3 tane de kız kardeşim var. Sie sind alle verheiratet, onların hepsi evlidir şeklinde bir cümle kullandım. Daha sonra dille alakalı, dil bilgimle alakalı konuya geliyorum. Ich spreche Türkisch als Muttersprache. Ana dil olarak Türkçe konuşuyorum. Ein bisschen Arabisch, birazcık Arapça konuşuyorum. Und natürlich Deutsch. Natürlich, tabii ki doğal olarak da Almanca konuşuyorum. Yani burada niçin burada natürlich cümlesini kullanıyoruz? Çünkü düşünün, sınavdasınız, B1 sınavındasınız, sınava giriyorsunuz ve proferine kendinizi tanıtıyorsunuz. Yani ben ana dil olarak Türkçe konuşuyorum, biraz Arapça ve İngilizce konuşuyorum ve natürlich, tabii ki Deutsch konuşuyorum, Almanca konuşuyorum. Yani ben burada şu an sizle sınavdaysam ve sınavda da Almanca konuşuyorsam tabii ki Almanca konuştum da doğal olarak belli olmuş oluyor, manasında geliyor. Burada ein bisschen kullanamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü artık B1 seviyesindeyiz. Yani A1, A2 için ein bisschen kullanılabilir ama artık B1 seviyesinden sonra ein bisschen dememeniz gerekiyor. O zaman natürlich Deutsch şeklinde kullanmanız daha düzgün olacaktır. Meine Hobbys sind, benim hobilerim lesen, müzik hören, Kunst, Kaligrafi, Fahrradfahren und Filme anschauen. Ben burada seçenekleri bol tuttum. Yani benim hobilerim şunlardır: okumak, müzik dinlemek, sanat, kaligrafi, bisiklete binmek ve film izlemek şeklinde kullandım. Eğer bir tane hobiniz varsa o zaman mein Hobby ist diyeceksiniz. Mein Hobbies, çoğuldaki S harfini kullanmayacağız. Mein Hobby ist
Lazım mesela benim hobim okumaktır şeklinde kullanabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü arkadaşlar kendimizi tanıtma bölümünde bize bir soru gelecek. Bir veya birkaç tane soru gelecek. Yani prüferin veya prüfer bize soru soracak. Yani kendi hayatımızla alakalı kendi tanıttığımız cümlelerimizden bakarak bize bir soru sorması gerekiyor. Ve genelde bu hobilerden geliyor veya çalışmayla alakalı geliyor arkadaşlar. Ama büyük oranda hobilerden geliyor. Şimdi eğer ben hobi kısmımı çok çeşitli tutarsam, burada olduğu gibi çeşitli tutarsam o zaman ne olur? Prüferinin bana soracağı soru sorma ihtimalleri yüksek olur. Yani çok fazla varyans olur. Ve spontan cevap vermek zorlaşabilir. Örnek veriyorum bana ne diyebilir? Lazım dediğim zaman yani en son hangi kitabı okudun diyebilir. Sen hangi tarz kitabı okumaktan hoşlanıyorsun vesaire. Ya da en son hangi kitabı satın aldın gibi sorular sorabilir. Ya da müzik öğren dediğim zaman hangi tarz müzikleri dinlersin? Hangi sanatçının en son konserine gittin? Hangi klibi izledin en son gibi sorular gelebilir. Ya da sanat veya kaligrafi dediğim zaman ne tür sanat ve kaligrafiden hoşlanıyorsun vesaire sorular gelebilir. Ya da Fuat Fuarın dediğin zaman bisiklette nereye gidiyorsunuz? Bir bisiklet grubuna üye misin vesaire gelebilir. Ya da film anşauen dediğimiz zaman hangi filmi en çok seviyorsun? İşte en son hangi filmi izledin gibi sorular gelebilir. Bakın bir sürü soru gelebiliyor. Ama biz eğer hobimizi bir tane tutarsak mesela my hobby is lazım dediğimiz zaman büyük oranda o lazımdan gelecektir. Yani en son hangi kitabı okudun? Hangi tarz kitap okumaktan hoşlanırsın gibi bir soru gelecektir. O zaman o soruya da zaten bu sorular gelebileceğine ihtimal verdiğimiz için o soruların da cevabını hazırlanıp çok rahat bir şekilde oradaki verilen soruya rahat bir cevap vermiş olabiliriz. O manada küçük bir tüyo veriyorum. Yoksa eğer Almancanız iyi ve kendinizi çok iyi ifade edebiliyorsanız zaten böyle bir tüyoya gerek yok arkadaşlar. Devam ediyorum. In Deutschland arbeite ich noch nicht. Almanya'da henüz çalışmıyorum. Genelde öyle kullanılıyor. In Deutschland arbeite ich nicht. Almanya'da çalışmıyorum şeklinde kullanılıyor. Böyle olunca çok şık olmuyor cümle. Yani Almanya'da çalışmıyorum. Ama noch nicht ile kullandığın zaman Almanya'da henüz çalışmıyorum. Yani ileride çalışacağım tabii ki. Yani şu an ben kursa gidiyorum ya da şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Onun dolayı çalışamıyorum. Onun için noch nicht kullanırsanız çok şık olur. Çok da nazik bir cümle olmuş olur arkadaşlar. In Deutschland arbeite ich noch nicht. Almanya'da henüz çalışmıyorum. Weil ich an einem Deutschkurs teilnehme. Çünkü ben bir Deutsch kursa katılıyorum. Almanca kursuna katılıyorum. Teilnehme an'la kullanıldığı için burada an yaptık ve dativ yapıyoruz. Einem Deutschkurs şeklinde geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Wenn ich perfect Deutsch sprechen kann. Yani eğer mükemmel bir Almanca konuşursam, tabii bunu mükemmel değildi arkadaşlar. Burayı good da yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü perfect olunca çok mükemmelliyetçi bir durum oluyor. Good daha şık kaçabilir. Wenn ich gut Deutsch sprechen kann, eğer iyi bir Almanca konuşabilirsem, kann ich vielleicht meinen Beruf wieder ausüben, ben kendi mesleğimi tekrar yapabilirim manasına geliyor. O da ya da eine Ausbildung machen ya da bir Ausbildung yapabilirim. Ich kann jetzt die Zukunft nicht vorhersagen. Yani ben şimdi gelecekten haber veremem. Gelecek hakkında önceden konuşamam. Ama ich weiß das. Ben biliyorum ki ich auf jeden Fall Deutsch lernen muss. Ben her harükarda Almanca öğrenmek zorundayım. Bu da hoş, güzel bir tabir arkadaşlar. Yani ben gelecekten haber veremem ama her harükarda Almanca öğrenmem gerektiğini biliyorum gibi bir cümle olmuş oluyor. Hoş bir cümle oluyor. Daha sonra mesela aslında burada normalde kendimi tanıtmamız bitmiş olur. Büyük ihtimalle süre bitmiş olur. Ama eğer vakit kalırsa vesaire o durumlarda kendinizden bahsedebilirsiniz. Ich bin aktiver Mensch. Ben aktif bir insanım. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Evde oturup kalamam. Ich muss immer etwas machen. Ben her zaman bir şeyler yapmalıyım. Ich helfe gern anderen Menschen. Ben başka insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Und ich mag Kontakt mit anderen Menschen ve başka insanlarla kontak kurmaktan hoşlanıyorum şeklinde cümlemizi, kendi tanıtımımızı bitirebiliriz arkadaşlar. Böyle güzel bir sunum olur. Siz buradaki sunumda hoşunuza giden cümleleri alıp kendinizle alakalı bilgileri ekleyerek, yerleştirerek kendi tanıtımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. BSY'da da mesela arkadaşlar kendinizi tanıtma oluyor ama orada puan almıyorsunuz. Yani BSY'da birinci bölümde siz bir prezentasyon sunuyorsunuz. İkinci bölümde diskusyon yapıyorsunuz. Üçüncü bölümde de bir etvas planem var yine. Onu yapıyorsunuz. Bunların hepsinin başında kendinizi kısaca bir tanıtmanız gerekiyor. Ama puana tabi değil. Ama orada da kendinizi iyi tanıtmanız gerekiyor ki çünkü orada sınav görevlisine kendinizin Almanca seviyenizin iyi olduğunu göstermiş olacaksınız orada. Onun için ben burada bir de
küçük, kısa bir tanıtım koydum. Bunu BSY'da kullanabilirsiniz belki. Bu kadar uzun tanıtmaya müsaade edilmez orada. Çünkü çok kısa tanıtmanız gerekiyor. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İh bin Hacı Ahmet Altıner. Ben Hacı Ahmet Altıner'im. Koma Auster Türkay. Türkiye'den geldim. Wo ich fünf Jahre lang als Kunstmaler und Kunstlehrer gearbeitet habe. Ben orada 15 yıl boyunca çalışmıştım. Şimdi ama burada ne yaptık? Yan cümleler yaptık. Bakın yan cümlelerle cümlemizi birleştirdik. Aslında basit bir cümleyi yan cümlelerle uzatmış olduk. Yani ben Hacı Ahmet Altıner'im, ich bin Hacı Ahmet Altıner. Ich komme aus der Türkei aslında orası. Ve ich habe 15 Jahre lang als Kunstmaler und Kunstlehrer gearbeitet. Tabii ben 15 yıl boyunca Türkiye'de çalıştım şeklindeki bir cümleyi ne yaptık? Birleştirince ne olmuş oldu? Ich bin Hacı Ahmet Altıner, komme aus der Türkei. Wo? Nerede? Orada, Türkiye'de. Wo ich 15 Jahre lang als Kunstmaler und Kunstlehrer gearbeitet. Tabii yani ben 15 yıl boyunca ressam ve sanat öğretmeni olarak çalıştığım Türkiye'den gelen Hacı Ahmet'im olmuş oldu. Ne yaptık? Bileşik düzgün bir cümle kullanmış olduk. Böyle bir cümleyle giriş yaptığınız zaman ekstra böyle bir güzel izlenim bırakacaksınızdır diye düşünüyorum. Ich habe immer in Istanbul gelebt, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Oradaki cümle hoşuma gittiği için buraya da eklemiş oldum. Ich bin verheiratet, ben evliyim. Mit meiner Frau erziehen wir zwei tolle Kinder. Hanımımla birlikte, eşimle birlikte iki tane harika çocuk büyütüyoruz şeklinde kullandım. Eğer siz bayansanız ve eşinizi kasteteceksiniz o zaman ne diyeceksiniz? Ich bin verheiratet mit meinem Mann. Dativ yapacağız çünkü mit geldiği için. Mit meinem Mann, kocamla birlikte erziehen wir zwei tolle Kinder diyeceksiniz. Yani kocamla birlikte iki harika çocuk büyütüyoruz ya da üç tane, kaç tane çocuğunuz varsa. Mein Hobby ist, bakın bir tane söyledim burada. Mein Hobby ist kaligrafi. Benim hobim kaligrafidir. Ich spreche Türkisch als Muttersprache. Ana dil olarak Türkçe biliyorum. Ein bisschen Arabisch und natürlich Deutsch. Biraz Arapça ve tabii ki de Almanca biliyorum şeklinde kısa bir sunum yapmış oldum arkadaşlar. Siz de buradaki kendinizi tanıtma cümlelerini kullanarak kendi tanıtmanızı hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.